Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz. Antalya'mızın hemen hemen bütün ana akslarını çıkmaz sokağa dönüştüren, şehrimizin çok temel sorunlarından, şehircilik sorunlarından birini teşkil eden Kır Camisi imar planımız, 5 günlük ve 25 günlük aşaması hayırlı olsun. Meclis üyelerimizin tamamına, siyasi partilerimizin tamamına, 1/100.000'lik plandan onay imzasını esirgemeyen Sayın Murat Kurum Bakan'a, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e, emeği geçen bütün bürokratlarımıza, bütün siyasi partilerimize, bütün meclis üyelerimize, en temelde emeklerimize, alın terimize, çabalarımıza sahip çıkan, bu işin mağduru durumunda olan bütün Kır Camili komşularıma ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tabii bu tarihi süreçte hani bildiğimiz var da parselasyonumuz var. Aslında bazı gerçekleri de ifade etmek istiyorum. Yani negatif bir şey söylememeye çalışacağım. Ama zannederim bu konjonktürde konuşmamız çok faydalı olacak işin selameti için. Şimdi 8 yıldır gözlediğim bir husus var. Aslında imar planına hiç kimse doğrudan açıkça ben karşıyım demiyor. Ama bazı kritik anlarda görüyoruz ki imar planına karşı yoğun faaliyet yürütülüyor. Yani şehirde hiçbir şey gizli kalmıyor. İnanın kim ne yapıyor duyuluyor. Örneğin en son bir referandum gerçekleştirdik. Halkımız acaba planı tasvip ediyor mu etmiyor mu kontrol edelim. Hani sonuçta kopmamak lazım vatandaşımızın, komşumuzun duygularından diye. İnanın imar planını savunan insanların yıllardır, 8 yıldır savunduğunu zannettiğimiz insanların önemli bir kısmının hayır oy çıksın diye çalıştıklarını sahada görüyoruz. Bunu şunun için anlatıyorum. Hani birilerini suçlamak için değil. Gelecekle ilgili anlatıyorum. Arkadaşlar şehrimizin göbeğinde bir şehircilik dramı, bir tümör gibi duruyor haritanın içinde. Komşularımız mağdur. Bütün ana akslarımız, ulaşım akslarımız kesiliyor. Bu işi sürekli bir böyle siyasi, ben yaptım sen yaptın, en çok ben çalıştım sen çalıştın münazarası içinde gören basit siyasi yaklaşımlar da çok oluyor. Oysa bakın, şu ana kadar bu Kır Camisi imar planı hiçbir şekilde siyaset alet edilmemiştir. En küçük bir oy konuşmasına konu edilmemiştir. Şartlı bir konuşmaya konu edilmemiştir. Şuna yapalım, şuna oy verin denmemiştir. Bir şehir sorun olarak görülmüş ve mücadele edilmiştir. Partiler üstü görülmüştür. Her aşamada bütün partilerimizle mutabakat aranmıştır. Kimseyi üzmemeye, kırmamaya dikkat edilmiştir. Buna rağmen bir standardı tutturmakta zorlanıyoruz. Şimdi yine inanıyorum ki bu salonu takip eden şehrimizdeki çok farklı insanlar, değişik güç odakları, değişik memnuniyetsiz çevreler yine bazı faaliyetlerde bulunmak için hazırlanıyor olabilirler. Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani yapıcı bir uyarıda. Bir kere birincisi şunu bilsinler. Bu planı 100 kere iptal ettirseler, 101. kere bu plan buraya en hızlı şekilde takır takır gelecek. Yani bunu milletin önünde duramazsınız. Bakın. Bir kere bunu bir bilsinler. Ya boşuna şehrimizi de insanlarımızı da kimse yormasın. Bakın. Biz bundan yarım adım geri adım atma şansımız yok. Bu şehrin yok. Bizim şahsi meselemiz değil bu. Bu bir toplumsal meseledir. Antalya'mızın bir konusudur. En küçük bir dakika kaybetmeden yürütmeyi durdurma mı aldınız? İptal mi aldınız? Ertesi gün buradadır bu plan bakın. Ertesi gün buradadır. Kır camilerde yukarıda aşağıda her yerde olacak. O yüzden boşuna ödediğiniz harç paralarına yazıktır. Yaptığınız kataküllü kapalı kapılar ardındaki faaliyetlere, enerjinize, vaktinize yazıktır. Planımızda uğraşmayınız. Bu çevrelere söylüyorum. Uğraşan çevrelere. Bu planın başına bundan sonra da bir şey gelirse hiç kimse
kimse kendisini yargı bağımsızlığı falan diyerek sorumluluktan kurtaramaz. Bakın bunu da buraya şerh düşeyim. Fotoğrafı söylüyorum. Bu benim bir yaklaşımım değil. Zaten böyledir. Yani ne kırcağımlılar bunu yutar? Bakın hiç kimse bunu yutmaz. O yüzden bu birliğimizi, beraberliğimizi her aşamada kapalı kapılar arkasında, önünde hiç bozmayalım. Hiç bozmayalım. Ve şehrimizin bu derin sorununu partiler üstü bir şekilde anlayış birliği içinde hiç kimsenin siyasi vesaire rant yaklaşımını düşünmeden, bu söylemi bu konunun merkezine almadan samimi bir şekilde bu süreci devam ettirelim. Önümüzdeki pazartesi günü olağanüstü mecliste binlik planımız Murat Paşa Meclisi'nden inşallah geçecektir. Yasal süreç içinde de hızla parselasyon çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanıp o da encümenimizden geçecektir. Herkese ayrı ayrı tekrar bütün meclis üyelerimize, bütün siyasi partilere, bütün kurumlara, bütün başkanlarıma, emeği geçen herkese, bürokratlarımıza ve en çok Kırcağmili komşularıma teşekkür ediyorum. Onlardan hep beraber yeni tek başkanlar. Beraber. Ahmet, Ahmet. Artı konuşmanıza ayrıca teşekkürler. Aynen. Teşekkürler. Merhabalar. İyi sağ olun. Görüşürüz. Başkanım, ben teşekkür ederim. Sağ olun.